Yahudiler Musa'ya inanırlar, değil mi? Yani Musa'ya inanmak mecburiyetlisi. Eski ahitte Musa'nın yaptıkları var. İşte Musa doğuyor, Firavun'un yanında büyüyor. Ondan sonra fark ediyor ki kendisi de bu Yahudi cemaatindendir. İşte Firavun'a karşı koyuyor. Firavun bu Yahudilerin gitmesine izin vermiyor. Firavun'un ve Mısır halkının başına felaketler geliyor. Ondan sonra işte Firavun nihayet bunlara izin veriyor. Bunlar Mısır'dan çıkıp gidiyorlar. Değil mi? Bunların her birinin Tevrat'ta kitapları var. Exodus mesela, çıkış. Mısır'dan nasıl çıktılar, nereye gittiler? İşte Sina Dağı'nda Musa Tanrı'yla nasıl görüştü? Bunların hepsi yazıyor. Şimdi bu güzel. Mısır tarihlerine bakıyorsunuz. Mısır tarihleri çok detaylı. Çünkü Vak'a Nüvisler, yani Firavun tuvalete gittiği zaman yazıyor adam. Son derece detaylı. Bu olayların hiçbiri yok. Yahu halkın başına bu kadar büyük felaketler gelse, Nil Nehri kana bulansa, bu Yahudiler çıkıp Mısır'dan bugün bizim Filistin diye bildiğimiz göya vaat edilmiş topraklara gitseler, ya bunu kimse yazmaz mı be kardeşim? Bu kadar tarihçi varken. Hiçbir şey yok, sıfır. Dolayısıyla şu neticeye varıyorlar insanlar. Diyorlar ki ya bu Musa denen adam yok tarihte. Ve eski ahitte anlatılanlar İsrailoğullarının milli destanıdır. Nasıl ki Türklerin de bir destanı var. Değil mi? Efendime söyleyeyim, Mayaların da bir destanı var. Popol Vuh meşhurdur. Değil mi? Bu da Yahudilerin destanı.